Merhaba. İstanbul, Türkiye, Anadolu, bir sürü bilinmeyen, bir sürü görülmeyen, tanınmayan yerleri keşfetmek için sizlerle buradayız. Tarihi mekanlarımızı tanıyalım, tarihi mekanlarımızı görelim. Yeni bir solukla karşınıza çıkalım istedik. Ulusal kanalda yepyeni bir programla sizlerleyiz. Ben Levent, rehber olarak 30 seneyi aşkın Türkiye'yi turistlere tanıttım. Şimdi de artık sizlerle beraber oturma odalarınıza, çalışma iş yerlerinize de misafir olmak istiyoruz. Ve sizlerle yepyeni bir solukla bu programı başlatmak istiyoruz. Rehberin günlüğü olarak da bundan sonra karşınızdayız. Evet, Sirkeci Garı'ndayız. Günlük hayatta her gün yanımızdan geçtiğimiz, belki de Marmara'ya bindiğimiz, belki de trene bindiğimiz bir noktadayız. Aslında tarihsel anlamda çok önemli bir nokta. Bir zamanlar dünyanın en tanınmış tren hatlarından biri olan Paris'te başlayıp İstanbul'a biten Orient Express'in ev sahipliğini yapmış olduğu bir binadayız. Bu bina hakikaten tarihlere neden olmuştur. Agatha Christie gibi çok ünlü yazarların, Kral Edward gibi İngiltere Kralı'nın da uğradığı bir noktadır. Ve tarihçi olarak da baktığımızda burada daha önce geçici olarak yapılan bir istasyon mevcutmuş. Fakat Alman mimar August Jahrmund tarafından planı çizer şimdiki gar binasında devam edilmiş ve 11 Şubat 1888 günü temeli atılan gar 1890 yılında tamamlanmıştır. O dönem 2. Abdülhamit adına da açılışı Ahmet Murtar Paşa yapmıştır. 1888-1890 yılları arasında tamamlanan ve insanların aslında her gün yanından geçtiği, böyle bir başına dönüp de bakmadığı bile çok alışık olduğumuz bir binanın önündeyiz şu anda. Sirkeci Garı'ndayız. Sirkeci Garı aslında inşası ve yapımıyla çok enteresan. Taşlarının özel olarak Marsilya'dan getirildiğini biliyor muydunuz? Şu anda Eminönü'ndeyiz. Gelmesi çok kolay. Vapurlarla, motorlarla, tramvayla, Marmara'yla her yerden buraya ulaşabileceğiniz bir noktadayız. Eminönü'nün merkezindeyiz. Yani yeni cami diye adlandırdığımız caminin tam burada son cemaat yeri diye adlandırdığımız bölgesindeyiz. Son cemaat yeri ne oluyor? İçeride camide yer kalmadığında cemaatin yine namazı devam ettirebilmesi için kubbelerle kapatılmış veyahut da ortasında bir avluyla çevrelenmiş olan mekana biz son cemaat yeri olarak da adlandırıyoruz. Yeni Cami aslında esas ismi Yeni Valide Sultan Camisi'dir ve Osmanlı tarihinde en uzun süre inşası yapılmış olan camidir. Yaklaşık 66 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz burada. Tam 66 yıl boyunca bir inşaat. Normalde inşaatlar 5 senede, 6 senede, 7 senede tamamlanırken bu cami bu kadar uzun niye sürüyor? Bunun sebebi 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan tarafından temelinin atılmasıdır. 1597 yılında kendisi bu camiyi aslında yapımını emreder. Fakat ölümünden sonra bir türlü cami tamamlanmaz, bir türlü cami bitirilmez. İşte orada Yeni Cami'nin ismi geliyor. Yeni Valide Sultan Camisi. Yani Turhan Hatice Sultan, 4. Mehmet'in annesi bu camiyi tamamlattırıyor. Dönemin mimarbaşısı Mustafa Ağa tarafından bitirilen bu muhteşem cami, İki minareli, merkezi kubbeli en harika yapılardan birisidir İstanbul'da. Biraz da mimari tarzı için konuşalım. Normalde iki minareli, merkezi kubbeli binalar yazılı olmasa da aslında bir valide sultan veyahut da padişahın soyundan gelen, kan bağından gelen insanlar tarafından yaptırılması münasip görülmüş camiler olarak da karşımıza çıkıyor. Yani normalde herhangi biri, aileden olmayan, padişah sülalesinden olmayan biri bu imtiyazlara normalde sahip değil. Fakat burada böyle bir imtiyaz görebiliyoruz. Çift minare, merkezi kubbe ve bir cemaat, son cemaat yeri bu caminin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Müzik
Biz şu anda caminin içindeyiz. Az önce caminin dışından sizlere böyle bir tanıtım yapmıştık. Yeni Valide Sultan Camisi. Caminin içerisinde hemen göze çarpan tabii mavi renkteki çiniler. Bunlar İznik çinilerinin en değerli örneklerinden bir tanesi. Yine baktığımız zaman merkezi bir kubbemiz var. Aşağı yukarı 37 metre yüksekliğinde şahane bir kubbe. Fakat bu caminin diğer özelliklerinden bir tanesi de sadece 66 yıl boyunca sürmüş olması değil inşaatının. Aynı zamanda toplamda baktığımızda da caminin kubbe sayısı da 66. Yani hem 66 yıl süren bir camiden bahsediyoruz hem de 66 tane kubbesi toplamda olan bir camiden bahsediyoruz. İç özelliklerine geldiğimiz zaman hemen tabii klasik camilerde olan olayları görebiliyorsunuz. İşte minberimiz, mihrabımız yerinde ve hemen tavanlara da baktığımızda yeşil, mavi ve kırmızı renklerin hakim olduğu bir dekorasyon beyaz zemin üzerinde yine göze çarpmakta. Bunlar klasik aslında Osmanlı döneminde. Yine orijinal zamanında mumlarla, kandillerle aydınlatılan lambalar bugün tavandan zincirlerle aşağı sarkıtılmış. Her camide olduğu gibi bu camide de yine karşımıza çıkmaktalar. Şu anda en önemli yapıtlardan birisi olan Sultan Ahmet Camii'ne varmış bulunmaktayız. İstanbul'un göz bebeği. Tarihi Yarımada'nın birinci tepesinde bulunan ve tacı olan bir camideyiz. Sultan Ahmet Camisi veyahut da Avrupalıların tabiriyle The Blue Mask yani Mavi Cami. Bu muhteşem eser 1609-1616 yıllarında Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılsa da bugün İstanbul'da turistlerin göz bebeği ve İstanbul'da her gelen ziyaretçinin mutlaka ve mutlaka görmek istediği muhteşem bir eser. Osmanlı'nın başyapıtı diyebiliriz. Ve hemen içinde ortasında avludayız. Çok genli bir şadırvan ve son cemaat yeri hemen göze çarpmakta. Cami uzun süre kapalıydı. Uzun süre restorasyondaydı. Nihayet bu kısa bir süre önce açıldı ve açılımından sonra da gördüğünüz gibi her şey yeniden yapılmış pırıl pırıl. Caminin en önemli özelliği altı minaresinin olmasıdır. Ve içerisindeki fayanslar veyahut da çinilerin mavi renkte olmasından dolayı, tavan dekorasyonunun da mavi renkte olmasından dolayı gelen ziyaretçiler zaman içerisinde camiyi Sultanahmet değil Blue Mask, Mavi Cami olarak da anmaya başlamışlardır. Şu anda bu muhteşem caminin içerisindeyiz sayın seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi tam merkezi bir konumda. Evet, hemen şöyle bir yanımıza, bir sağımıza, bir solumuza baktığımız zaman muhteşem çinileri görüyoruz. Bunlar İznik çinilerinin en güzel örneklerinden ve sırf bu cami için üretilmiş olan çinilerdir. Zaten İznik çinisi deyince aklımıza özel üretim ve hani derler ya bugün copyright, copyright'ı yani hakları bu camiye ait olan özel desenler ve özel motiflerle üretilmiş çinilerdir. 21 binden fazla çiniyle bezenmiş olan duvarlar camiye daha sonraki misafirlerce Blue Mask, Mavi Cami ismini verilmesinin en büyük nedenlerden bir tanesidir. Yine tavanlara doğru da baktığımızda, yukarıya doğru gittiğimizde de mavi tonun hakim olduğu bir renk cümbüşüyle karşı karşıyayız. Merkezi bir kubbe. 4 tane küçük kubbe, bu 4 kubbenin altında da 3 tane kubbe daha yukarıdan aşağı bir piramit şeklinde caminin özelliğini bize yansıtıyor. Zerafetini bize yansıtıyor. Bütün güzelliğini bize yansıtıyor sayın seyirciler. Hemen arkamda yine
mihrabımızı, minberimizi ve vaaz kürsüsünü de bu tarafta görebiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de kubbenin şu dört tane elefant ayağı dediğimiz veya fil ayağı dediğimiz ayaklar üzerinde merkezi şekilde tutturmuş olması ve merkezi şekilde ayakta duruyor olması ve böylelikle de içeride mekanın ve ferahlığın sağlanmış olması burada bir mimari etkendir. Evet, değerli seyircilerimiz, günlük hayatta yanından çok geçtiğimiz ama aslında son derece enteresan ve çok güzel bir cami, Nur Osmaniye Camii'nin yanı başındayız. Hemen Kapalı Çarşı'nın dibinde barok tarzda yapılmış ilk Osmanlı camisidir. 18. yüzyılda 1. Mahmut tarafından inşaatı başlanıyor. Fakat Mahmut'un vefatından sonra 3. Osman döneminde tamamlanıyor. Dolayısıyla da adını 3. Osman'dan alıyor. Nur Osmaniye Camisi. Az önce dışarıdan gördük, şimdi içerideyiz. Yine tekrar son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinin şekli biraz değişik. Nasıl diyeyim, o ya böyle U formunda mı desek veyahut da bir yarım ay şeklinde mi desek veyahut da bir at nalı şeklinde mi desek, böyle hafif kareli gelip de sonra çok genli bir şekilde aynı bu yerdeki taş gibi, aslında taş şeklini belli ediyor hemen burada nasıl bir son cemaat yeri olduğunu. Ve bu muhteşem caminin son cemaat yerindeyiz. Hemen arkamızda kapı girişi bulunmakta. Mimar Mustafa Ağa tarafından yapılan bu muhteşem cami 7 senede tamamlanıyor. 1748-55 yılları arasında bitiriliyor. Ve 3. Osman bu caminin bitirilişinde büyük katkılar sağlıyor. 1. Mahmut başlamıştı, Osman bitiriyor. Dolayısıyla da Nur-u Osmaniye Camii olarak da burada şu anda karşımızda. Caminin aslında komple bir baktığımızda sadece cami olmadığını, bir hünkâr kasrının bulunduğunu, bu hünkâr kasırları genelde işte camiye gelmeden, namaza gelmeden önce hünkârların dinlenmiş olduğunu, dinlenme yerleri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bir imaret var. İmareti de hemen bir açalım. İlk dönemlerde İstanbul dışından gelen insanlara, fakire fukaraya yemek ve aş dağıtım yanı sıra kıyafet yardımları yapılan yerlere biz imarethane diyoruz. Ama daha sonra ilerleyen dönemlerde bu imarethaneler daha çok yemek dağıtımında fakir fukarayı doyurmakla görevli yerler oluyor. Ve yine bir kütüphanesi bulunan ve aynı zamanda dışarısında su sebili ve bir çeşmesi bulunan barok tarzında yapılan ilk camiyi böylelikle birazcık daha yakından tanımış olmaya çalışıyoruz. İçerisindeyiz. Mavi tonlar hakim. Gördüğünüz gibi hem mermerlerdeki o hafif gri mavi tonlar dinlendiriyor. Çok saf, durgun bir renk seçimi var camide. Tipik bir barok mimarisi. Sütunlarındaki o ince çizgilerle beraber yine kemerlerin üzerindeki hafif kıvrımlarla tam bir barok camisi. Dediğim gibi Osmanlı'nın ilk barok camisi. 1. Mahmut tarafından başlatılıp 3. Osman tarafından bitirilen ve Nur Osmaniye olan camideyiz. İçeride baktığımız zaman hakikaten 26 metre yarı çapında Osmanlı zamanında en büyük kubbelerden biriyle karşı karşıyayız. 32 tane de pencere hemen kubbenin altında. Toplamda baktığımız zaman 174 tane pencere caminin içerisini aydınlatmaktadır. Yine Osmanlı camilerine aykırı, şimdiye kadar bildiğimiz daha önceki Osmanlı mimarisine aykırı olarak da aslında mihrabın, bakın
bulunduğu nokta. Mihrap çok köşeli. Yani yuvarlak da değil. Normalde camilerde bir böyle bir girinti olarak olur ama burada üstü örtülü. Yani bir yarım kubbeyle üstü örtülü. Bu da Osmanlı camilerinde aslında çok farklı bir tarz. İlk defa denenmiş olan bir tarz. Baktığımız zaman biraz böyle kiliselerin apsisine benziyor. Dediğimiz gibi biraz Avrupa'yı bir tarz, biraz barok bir tarz olduğundan bu cami çok farklı. Evet, sayın seyirciler, Tarihi Yarımada gezisinde yine çok enteresan bir noktadayız. Alay Köşkü. Hemen gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı'nın surlarının dış bölümünde bulunan bu Alay Köşkü'nün hikayesi 19. yüzyılda Sultan Mahmut, 2. Mahmut tarafına inşasına kadar gider. Ve onun döneminde yapılmıştır İsviçreli Fossati kardeşler tarafından. Ve amacı nedir biliyor musunuz? Yanından bin bir kaç kere geçtiniz ama hiç düşündünüz mü acaba niye Alay Köşkü diye? Çok basit. Çünkü burada padişah ordularının alaylarda geçişlerini, tören geçişlerini izlediği çok güzel bir mekan olarak tasarlanmış ve bizlere bugün tarih mirası olarak bırakılmıştır.